Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin bu hamlesiyle beraber Yunanistan'ın sonu getirildi. Yunanistan'da 2023 alarmı verildi. Türk savunma sanayisinin yaptığı atılmalarla beraber Yunanistan devleti adeta titredi. Türk savunma sanayisindeki hızlı ilerleyişe yetişemeyen Yunanistan devleti son dönemlerde gözünü Türkiye'den ayırmıyor. Anavatan Türkiye'nin 2023 hedeflerine geniş bir yer ayırmış komşu başını, yerli ve milli silahlarla beraber itiraf gibi bir analiz yayınladı. Komşu Yunanistan devletinde gündem bir kez daha anavatan Türkiye oldu. Ege ve Doğu Akdeniz'deki tansiyon Atina'dan gelen haberlerle beraber yükselirken Yunan basını Türkiye'nin yeni nesil yerli silahlarını sayfasına taşıdı. Anavatan Türkiye'nin bir dizi uçak, drone, helikopter geliştirdiğini yazan Yunan medyası geniş bir aralıkta analiz yayınladı. Medya kuruluşları 5. nesil savaş uçağı olan Milli Muharip Uçağı, TFX'in ilk uçuşunun 2023'te yapılmasının planladığını da yazdı. Haberde ayrıca muhtemelen ilk defa 2023 yılında uçan başka Türk uçakları insansız hava araçları da göreceğiz diyerek bir ifade kullanıldı. Bayraktar Kızıl Elman'ın taksi kalkış testlerini Kasım 2022 tarihinde tamamladığını söyleyen medya kuruluşları ilk uçuşunu muhtemelen 2023 yılının başlarında yapılacaktır diyerek okullarına taşıdı. Değil izleyenler haberimizin devamında Bayraktar Kızıl Elman için radardan kaçma yeteneğiyle beraber hesaba katılması gereken bir güç olacağı da yorumuna yer verildi. Hürjet'in ilk uçuşunu Mart 2023 tarihinde yapılmasının planladığını yazan medya kuruluşu Türkiye'nin uçağının seri üretimine kadar Ocak 2022 tarihinde onay verileceğinin de altını çizdi. Değerli izleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.